Herkese merhaba arkadaşlar, ben bizimle tanıştan Ece Şentürk. Bugün sizlerle saç boyama videosu çekeceğiz. Farmasiden aldığım saç boyasıyla saç boyayacağız ve nasıl sonuçlar alacağız inanın ben de çok merak ediyorum. Boyamız Farmasi 3.0 koyu kahve diye geçiyor. Benim kendi saçlarım da zaten şu dibimde gördüğünüz saçlarım benim kendi saçlarım. Uçlarındaki gördüğünüzde sarıyı kapatmıştık. O sarının kapanmış ve akmış hali. Yani aslında bu diple ucu birbirine eşitleme gibi düşünebilirsiniz. Ve şurada bir iki tane benim beyazım var. O da artık kendi saçıma döndükten sonra, bakın şurada belki görürsünüz. Kendi saçıma döndükten sonra böyle gerçeklerle yüzleştim diyebilirim. Sarıyken bunu görmüyordum ama kendi saçıma dönünce şu 2 ve 3 beyazı görmemek mümkün değil. Neyse ki boyamız beyaz kapama özelliği de var. Şurada yazıyor mükemmel beyaz kapama özelliği diye. Hem de o özelliğini de göreceğiz. Kapanacak mı? Kapandıktan sonra ne kadar süre bunu koruyacak onu da göreceğiz. Açıkçası merak ediyorum. Şimdi kutumuzun içerisinde neler var bir ona bakalım. Öncelikle boyamız amonyaksız arkadaşlar. Amonyak içermeyen saç boyası. Bu özelliği bence çok güzel. Diğer bir özelliği, kutunun içerisinde kalıcı krem saç boyası, oksidanı, uygulama şişesi, saç bakım kremi ve eldiveni çıkıyor. Şöyle bir açalım. Şöyle uygulama kutulu oksidan şişesi. Buradan uygulama deneyelim. Hani bakalım, belki böyle yaparız. Belki şöyle kabım da var yanında. Belki de onunla yaparız. Şöyle tüp boyamız. Şu saç bakım kremimiz. Saçlarımızı bununla yıkayacağız. Bir de bir çift eldivenimiz. Şimdi güzelce boyamızı hazırlayalım. Bakayım şu ağzını ben kesebilirsem. Bununla yapsak kolay olur mu acaba diyorum da. Ben normalde kendi usul kabında uygulamayı seviyorum. Kendi hani şey boya kabında uygulamayı seviyorum ama bugünlük hadi bir de böyle deneyelim. Şu boyamızı hazırlayalım. Yani ilk defa sanırım 2,5 aydır falan saçlarımı boyamıyorum. Yani bayağıdır ara vermiş durumdaydım. Ve bunu yaptıktan sonra da bayağıdır da boyamayı yine düşünmüyorum. Boyamışken de hani dedim içeriği birazcık daha temiz olsun boyanın. Saçlarımı biliyorsunuz bu aralar böyle bakımlar yapıyorum. Kendine gelsin diye uğraşıyorum. O yüzden daha böyle düzgün bir boya tercih etmek istedim. Evet, boyamızı hazırladım. Güzelce tıpasını da çıkarttım bir makas yardımıyla. Boyamız hazır, kutusundan uygulamaya karar verdim. Bir de böyle deneyeyim dedim. Boya bekletme süresi de kutunun üzerinde 30 ila 40 dakika arası bekletin yazıyor saç tipinize göre. Ben normalde hep saç boyalarımı 45 dakika ve üzeri bekletiyorum. Kutunun üzerinde maksimum 40 dediği için 40'ı geçmeyeceğim. Yani 40 dakika bekleteceğim. Şimdi güzelce bir saçlarımı tarayacağım. Saçları da hani mutlaka kuru saça yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Hatta şimdi saçımın rengini çok daha iyi görürsünüz şöyle güzelce taradıktan sonra. Bakın şuralar hep yıpranmış ve aslında küllü değil de boyanın akıp böyle kalan şeyler. Yeşil hali, saçlarımın yeşil hali. Saçlarımı kuru taramam evet sağlıksız ama maalesef boyanın tutmasını engellememek adına herhangi bir şey sürmedim taramak için. Şu şekilde saçlarımı taradım. Normalde açık renk boyalarda saça alttan başlanır ama boyamız koyu renk olduğu için çok sakılmayacağım ona. Üstlerden başlayacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir sıkayım. Hadi başlayayım. Şimdi ben de ilk defa şey yaptığım için tüp uygulaması gördüğünüz gibi direkt boca ediyor. Bu arada saçlarınız uzunsa eğer bir kutu yetmeyecektir. Onu mutlaka baz alın. Ben saçlarımı kestirdim ve dip boyası olarak değil aslında komple boyayacağım. Yani diplerden başlıyorum ama boylara kadar
uzatacağım bir boyama şekli olacak. Ama saçlarınız uzunsa sizlere bir kutu yetmeyecektir. Bunu da unutmayın. Yalnız el alıştıktan sonra böyle boyaması da keyifli oluyormuş tüpten sıkarak. İyi ki böyle denemişim. Daha basit. Bir de sanırım boya bu şekilde daha az ziyan oluyor. Tabağa dökmediğimiz için. Ben zaten normalde 6-7 dakikaya saçımı boyuyorum. Hızlı boyarım saçlarımı. Bununla böyle çok daha hızlı boyarım galiba. Bu arada koyu renk saç boyalarında şöyle alın bölgelerinizde herhangi bir krem, vazelin gibi şeyler sürerseniz olası kazalarda böyle oralarınızın boyanmasına engel olur. Ya da boyanın kolay çıkmasını sağlar. Tam deriye işlemeden. Bu farmasinin saç açıcı taraması şey kremleri falanlar ya. Falan. Falan ne ya? Boya nasıl olacak acaba? Koyu kahve ya. Biraz evet koyu olacak ama benim saçlarım da koyu. Ama kesinlikle bu tüpten uygulama olayını çok sevdim. Çok keyifli. Evet, şimdi bütün dip boyama işlemlerini gerçekleştirdim. Şöyle elime, hatta da direkt kafama sıkabiliriz. Şöyle saçımın tepesine birazcık boya sıkıyorum. Yani ben nasıl yapıyorsam öyle gösteriyorum size. Sonra şöyle elimle masaj yaparak saçımı şöyle arkalarına kadar onu bir yediriyorum. Onu iyice yedirdikten sonra bu sefer elime sıkacağım. Elime şöyle boya aldım. Bu sefer saç uçlarıma. Şöyle saç boylarıma. Eğer saçlarınız çok uzunsa mutlaka omzunuza böyle bir havlu gibi bir şey alın. Yoksa her taraf boy olur. Karıştırıyorum. Şimdi bütün her yere yedirdim. Saçlarımı topuz yapıyorum. Sonrasında kazan boyayı şöyle fırçama dökeceğim. Sonra bunu enseme gideceğim bu sefer. Çünkü başları böyle ince ince kusursuz yaptık. Şimdi ense bölümünü tekrardan böyle üzerinden gidip oraları da kusursuz hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bütün kalan boyayı enseme, en sonunda şu bölgeme böyle tekrardan geçeceğim. Ve 40 dakika beklemeye başlayacağız. En son bir ensemi de böyle ıslak mendille aynayla bakar silerim hani lekeler kalmasın diye. Çok boya olmasın diye. Şimdiden bayağı renk değişimi başladı. Biraz koyu bir renk olacak. Şuraları da şimdi hemen bir ıslak mendille temizleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi saçlarımızı güzelce boyadık. Boyama işlemimiz bitti. Bakın yanınızda ıslak mendil olduğu takdirde şöyle hemen o taşan yerler 2-3 dakikadan hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde sildiğinizde çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz çıkıyor. Sıkıntı yok yani. Şimdi 40 dakika bekleyeceğim. Belki 35 belki 40 dakika. Size onu sonunda söyleyeceğim. Sonrasında da saçlarımı yıkayacağım, kurulayacağım. Bakalım nasıl bir renk olacak, nasıl bir renk ortaya çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım güzel olur böyle. Aşırı böyle koyu olup da bana inşallah yakışmamazlık olmaz ama şimdiden gördüğünüz üzere böyle tam bir acı kahve hatta siyah gibi bir şey olacak gibi geliyor bana. Hadi o zaman sonuçta görüşelim.
Evet arkadaşlar, saçlarımı boyadım ve sonucuyla karşınızdayım. Saçlarıma ne düzleştirici sürdüm, ne bir serum, hiçbir şey sürmedim. Direkt tam çıplak haliyle görün istedim. Saçlarım gerçekten inanılmaz derecede parlıyor. Böyle inanılmaz canlılık var saçlarımda. Rengi böyle siyah görünüyor ama ışıkta böyle kahverengi. Ben rengini inanılmaz beğendim. Yani o parlaklığı falan bayağı hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu farmasinin boyası gerçekten çok çok hoşuma gitti ve benden gerçekten çok büyük bir artı puan aldı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Farmasinin saç boyaları hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına bırakırsanız sizlere detaylı bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Umarım sizler de benim gibi sonuçtan memnun kalmışsınızdır. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.